Arkası yarın. Denizler Altında 20 Bin Fersah 8. Bölüm. Eser Jules Verne. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Mehmet Selim Arvas. Montaj Hasan Dinç. Efekt Haluk Kesim. Seslendirenler Pierre Devrim Parscan. Kaptan Nemo Doğan Bavli. Konseyil Orhan Kemal Aydın. Ned İskender Bağcılar. Anlatan Yılmaz Meydaneri. ...1866 yılında gemiciler canavar zannettikleri bir denizaltıyı görürler. Canavarı yok etmek üzere yola çıkan heyetteki Profesör Pierre Aronnax, uşağı ve ünlü zıpkıncı Ned Land denizaltıya esir düşerler. Her tarafı zırhlarla kaplı ve teknik donanımları eşsiz olan bu geminin yapımcısı ve kaptanı Nemo adında bir kaptandır. İnsanlardan ve yeryüzünden nefret eden Nemo, bu yüzden yaptığı denizaltıyla ömrünü denizlerin dibinde geçirmektedir. Kaptan Nemo, denizaltının sırrını öğrenen profesör ve arkadaşlarını ömür boyu denizaltıda yaşamaya mahkum eder. Ne var ki profesör ve arkadaşları ilk fırsatta bu denizaltıdan kaçmaya karar verirler. Çünkü Kaptan Nemo zalim bir adamdır ve aynı zamanda denizaltıyla yapılan seyahatin her saniyesi tehlikelerle doludur. Anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Tam kaçmayı planlamış, hazırlanmışken bu kahrolası kaptan sanki haber almış gibi bilerek denizaltıyı su üstüne çıkarmadı. Bu sadece bir tesadüf. Bir şanssızlık ne? İster tesadüf, ister şanssızlık olsun, isterse de Kaptan Nemo kaçmamızı önlemek için bir tedbir alsın. Hiçbir şey bizi durduramayacak profesör. Hiçbir şey. Monsieur, nereye gittiğimiz hakkında bir fikriniz var mı? Maalesef konseyil. Artık rotayı ben de şaşırdım. Bildiğim tek şey güneye doğru gidiyor ve Avrupa sahillerinden uzaklaşıyoruz. Lanet olsun. Kaçma şansımızı yine kaybettik. Çıktı. Şimdi size dev ekrandan ömrünüz boyunca göremeyeceğiniz bir efsaneyi seyrettireceğim profesör. Nedir o Kaptan Nemo? Önce ekranı açalım. Bakın, okyanusun 4000 metre derinliğindeyiz şu anda. Ama yosundan ve balıktan başka bir şey göremiyorum ben. Acele etmeyin. Birazdan sözünü ettiğim efsaneyi göreceksiniz. Bakın, şu çok ileride bir kırmızılık var. Görebildiniz mi? Evet. Ama o kırmızılık, oradan alevler fışkırıyor. Hem de denizin içinde, suyun içinden alevler fışkırıyor. O alevler kor halinde lavlar fışkırtan bir yanardağdır profesör. Gördüklerinizi iyice not edin. İnsanların efsane sandıkları şeylere siz şahit oluyorsunuz şu anda. Evet. Evet, doğru söylüyorsunuz. İnsanın görmeden inanması çok zor şeylere şahit oluyor. O da ne? Yıkılmış evler, hanlar, saraylar... Bunlar bir şehir harabesi değil mi o gördüklerim? Evet.
İşte o yeryüzünde adı efsane olan bir şehir. Yani sıkı durun, söylüyorum profesör. O gördüğünüz harabeler kaybolan ülke Atlantis'tir. Ne? Atlantis mi? Ama biz onu efsane, rivayet, masal bilirdik. Ama şimdi hakikat olduğunu gözlerinizle gördünüz işte. Atlantis bir hakikattir. Akıllara durgunluk verecek bir belge. Haklısınız. Yeryüzünde ömrümün sonuna kadar bu hakikatleri, efsaneleri ve güzellikleri göremezdim. Natilius'te yaşadığınız sürece daha çok hakikatler görecek ve yaşayacaksınız. Peki şimdiki rotamız neresi Kaptan Nemo? Nereye gidiyoruz? Güneye doğru gidiyoruz profesör. Güneye mi? Yani Güney Kutbu'na mı? Evet. Güney Kutbu'na doğru yol alıyoruz. Ne? Güney Kutbu'na mı gidiyoruz? Delirmiş bu adam, çıldırmış. Söyleyeceklerim bitmedi daha Ned. Hem de Güney Kutbu'na denizin altından gideceğiz. Ya olamaz. Birisinin bu kaptana dur demesi lazım profesör. Güney Kutbu'nda denizin altı koca buz dağlarıyla kaplı. Mümkünü yok, geçemeyiz o dağların altından. Hepimize mezar olur orası. Haklısın Ned. Ama ne yapabiliriz ki? Elimizden ne gelir ki? Monsieur beni bağışlasınlar ama... Bildiğim kadarıyla daha bugüne kadar hiç kimse Güney Kutbu'na varmayı başaramamıştır. Doğru söylüyorsun Conseil. Ama bunu deli kaptana anlatmak çok güç. O aklına geleni yapıyor. Peki, peki. Kaptan deli diyelim. Mürettebat da deli mi? He? Neden hiç kimse ona engel olmuyor? Onu neden ikaz etmiyorlar? Kaptan Nemo, Güney Kutbu'na denizin altında nasıl gideceğiz? Her zaman nasıl gidiyorsak öyle. Yapmayın kaptan. Siz de biliyorsunuz ki Güney Kutbu buzdağlarıyla kaplı bir bölgedir. Ve buzdağlarının dörtte üçü de suyun içinde bulunur. Biliyorum profesör. Güney Kutbu'ndaki buzdağlarının en yükseği 100 metre kadardır. Bu da su altındaki kalınlığın 300 metre civarında olduğunu gösterir bize. Doğru. Endişelenmeyin profesör. O koca buz dağlarının içinden zeytinyağdan sıyrılır gibi sıyrılacağız. Üşümeye başladım. Hava bayağı soğudu burada. Güney kutbuna yaklaşıyoruz. Isı düşüyor tabii. Monsieur, termometre sıfırın altında 3'ü gösteriyor. Şimdi hangi bölgedeyiz biliyor musunuz? Az önce kaptanın yanındaydım. New Shetland ve Orkney adalarını geride bıraktık. Hızla Güney kutbuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu da soğuktan donmazsak iyi. Yarın bütün gün denizin üstünde seyredeceğiz. Neden? Geminin depolarına bol miktarda yüksek basınçlı hava doldurmak için. Yarından sonra belki de günlerce su yüzüne çıkamayacağız. Ama bu çok riskli değil mi profesör? Günlerce denizin altında kalmak. Ya hava yetmezse? Buzların kalınlığı yüzünden ya yukarıya çıkamazsak? O zaman ne olacak ha? Nasıl izin verirlerse Bay Lend'in bu sorusuna bir cevap vermek isterim. Havasızlıktan boğulup ölürüz. Depolara basınçlı hava pompalıyoruz profesör. Peki daha sonra? Daha sonra son dalışımızı yapacağız. Peki neden denizin dibinden geçeceğiz Güney Kutbu'na?
denizin üstünden geçmek daha risksiz değil mi? Profesör, Güney Kutbu buzlarla kaplı. Deniz üstünden onların arasından geçmek mümkün olmaz. Bu yüzden denizin dibinden geçmeye çalışacağız. Peki denizin dibi ne kadar güvenli ki? Bunu henüz ben de bilmiyorum. Ancak seyir halinde öğreneceğiz. Kaptan, depolar basınçlı havayla doldurulmuştur efendim. O halde hiç vakit kaybetmeden dalalım. Hadi profesör, biz de seyir odasına gidelim. İlginç ve tehlikeli bir yolculuk bekliyor bizleri. Profesör, söyler misiniz? Bu çılgın yolculuk ne zamana kadar sürecek? Güney Kutbu'na ne zaman varacağız? Yaklaşık 40 saat sonra ne? Monsieur, merakımı mazur görün. Güney Kutbu'na varabilecek miyiz? Maalesef bu soruna da olumlu bir cevap veremeyeceğim konsey. Eskisi kadar hızlı gitmiyoruz da bunun sebebi nedir? Bunun sebebi denizin içinin buzlarla, buz parçalarıyla, dibe doğru inen buz dağlarıyla dolu olması. Onlara çarpmamak için ağır gidiyoruz. İnşallah gemideki hava hepimize... Bu ses ne? Ha? Ne oluyor? Denizaltı su üstüne çıkıyor. Dikkatli olun, yere düşmemeye çalışın. Ha? Peki şimdi ne oldu? Korktuğum başıma geldi. Gemi buzdağına çarptı, yukarı çıkamıyor. Peki ne olacak? Ne olacak? Yukarıya çıkmak için yol arayacağım. Yani bir dalıp bir yükseleceğiz. Bu arada denizin yüzeyini kaplayan ince bir buz tabakasını delip yukarıya çıkabilirsek ne âlâ. İşte o zaman... Havasızlıktan ölür kalırız burada, değil mi? Aynen dediğiniz gibi olur Bay Land. Keşke bu gemiye ilk ayak bastığımızda ne mi olacak, o deli kaptanı öldürseydim. Çılgın adam. Kendisiyle birlikte hepimizin hayatını göz göre göre tehlikeye atıyor. Dur dur dur. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Dikkatli olun, tutunun. Lanet olsun... Yine çıkamadık. Yine bir buzdağına çarptık. Söylemiştim Kaptan Nemo'ya. Denizin üzerinde gözüken buzdağlarının 1/4'ünün deniz altında olduğunu, çok kalın olduğunu, bunları delemeyeceğimizi söylemiştim. Hüsü hava azalıyor galiba. Evet, işte en korkunç tehlike de bu. Deniz altındaki hava azalmaya başladı. Oksijen azalıyor. Azalmaya başladı. Durun, yine yukarıya çıkmaya başlıyoruz. İnşallah bu sefer bir delik bulur da çıkarız. Yine çarptık. Yine yüzeye çıkamadık. Lanet olsun, lanet olsun. Hepimiz. Profesör, nefes alamıyorum. Nasıl, ne yapacağız? Oksijen giderek azalıyor. Birazdan hiç hava kalmayacak içeride. Bilmiyorum konsey. Beynim durdu artık. Hiçbir şey düşünemiyorum. Monsieur, yine yukarıya yükseliyoruz galiba. Evet. İnşallah bu sefer buz tabakasını deler de yüzeye çıkarız. Olmadı. Kaptan Nemo yine başaramadı. Yüzeye çıkamadık. Hava azalıyor Monsieur. Baylan. Hareket etmiyor. Öldüm yoksa... Bilmiyorum konsey. Bay Land bayılmış galiba. Bayılmış ama fazla uzun sürmez. En fazla bir saat sonra temiz hava alamazsak işte o zaman biz de ölürüz konsey. Evet, Bay Land hala yaşıyor. Başaramayacağız kaptan. Yukarıdaki buz kütlesi çok kalın. Defalarca delmeye çalıştık ama olmuyor. Gene deneyeceğiz. Devamlı deneyeceğiz. Aksi takdirde bu hepimizin sonu olur. Kaptan, en fazla bir saatlik bir havamız kaldı. Oksijen bitti bitecek. Yedek depolar ne alemde? Onları da kullandık kaptan. Lanet olsun. Başka çaremiz yok. Sarnıçları boşaltın. Yukarı çıkmayı deneyeceğiz.
Bu son şansımız. Ya çıkarız ya da batar ölürüz. Sesi duydunuz mu? Bir kere daha yukarıya çıkmaya başladık. İnşallah bu sefer Mustafa Kasım deneriz bu şey. Aksi takdirde. Yine de olmadı. Artık. Mesut. Mesut iyi misiniz? Konseyl. Sanırım sonumuz geldi. Nefes alamıyorum. Monsieur. Monsieur. Monsieur ne oldu size? Ben size nefes alamıyorum. Sevgili dinleyiciler, Denizler Altında 20 bin fersah adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.